Şayet arkadaşlar çektiğiniz fotoğrafları benimkisi gibi Windows ekranınızda göremiyorsanız ve bu fotoğrafları Photoshop'a görerek aktarmak istiyorsanız çok kolay bir çözümümüz var. Photoshop'umuzu açtıktan sonra arkadaşlar File Open sekmesine geliyorum. Benim RAW olarak kaydettiğim görsellerin bulunduğu alanı seçiyorum. Buradan arkadaşlar Ctrl A ile hepsini seçip aç deyip arkadaşlar kamera RAW'ın içerisinde açıyorum. Tüm göremediğim RAW fotoğraflar arkadaşlar kamera RAW'da açılmış olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm fotoğraflar alt kısımda açılmış vaziyette. Herhangi bir fotoğrafın üstüne tıklayıp tekrar Ctrl A ile hepsini seçiyorum. Daha sonra da arkadaşlar üst kısımdaki kaydet kısmına geliyorum. Buradan ilk önce arkadaşlar select folder'ı seçiyorum. Daha önceden oluşturduğum hatırlarsanız bir DNG dosyam vardı. Gelip buradan DNG'yi seçiyorum diyorum. Alt kısımda da arkadaşlar file extension'ı dng. Buradan da dijital negatif seçip başka herhangi bir işlem yapmadan tüm RAW fotoğraflarımın arkadaşlar bir dng kopyasını alıyor. Save kaydediyorum. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar tüm RAW fotoğraflarımızın bir dng kopyası olmuş olacak. İşlem bittikten sonra arkadaşlar done deyip çıkıyorum. Şimdi klasörüme geri döndüğüm zaman Adobe biricimizi açalım. Klasörüme geri döndüm arkadaşlar. Artık raw dosyalarla işim yok. Photoshop 2020'de ben gelip DNG'ye tıkladığım zaman şu an arkadaşlar göremediğim tüm fotoğrafları raw halleri bozulmadan DNG formatında görebiliyorum. Artık tüm çalışmalarımı buradan kolayca yapabilirim. Deminki kaynak dosyayı isterseniz silebilirsiniz. Hiç problem değil. Çünkü aynı birebir özellikli kopyaları kaldı. Ama bunlar hazır burada kalsın. DNG'lerin başına bir şey gelir derseniz DNG üstünden de çalışmaya devam edebilirsiniz. RAW fotoğrafları DNG'ye çevirerek Windows ekranında görerek kolayca çalışmayı öğrenmiş olduk. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.